Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Mantar hastalığının belirtisi nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl kişi kendini korumalı? Bunun genetik özelliği var mıdır? Ya da ne yapmak gerekiyor? Genetik bir özelliği yok. Hı-hı. Dediğim gibi cildin en başta nemli olmasıyla ilgili. Ama mantar her tarafa yerleşebiliyor. Saçtan ayağa kadar, parmak ucuna kadar, tırnaklara kadar her tarafa yerleşebilir. Dolayısıyla da her yerde cilt, tırnak dokusu ve saç dokusunun her yerinde enfeksiyon yapabilir. Ama bizim tabii en sık gördüklerimiz tırnaktaki ve ayaktaki mantar enfeksiyonları. Onlar da en fazla ıslak kalmaya bağlı oluyor. Özellikle evet. Toplumumuzda abdest sonrası ayaklar iyi kurulanmadığı için, oralar nemli kaldığı için, yani dıştan bir kurulama yapıp parmak araları iyi kurulanmadığı için en sık gördüğümüz o parmak aralarına yerleşen mantarlar ve tırnakta yerleşenler. Parmak aralarına yerleşenler birkaç çeşit şekilde olabilir. Ya böyle su dolu kabarcıklar ve soyulmalar tarzında olur. Hem ayak tabanında hem parmak aralarında. Bazen parmak aralarında beyazlıklar şeklinde olur. Böyle küf gibi olur. Rengi yeşile dönebilir o parmak aralarının. O şekilde olabilir. Bazen de ayak tabanında böyle kalın sertleşmiş tabakalar şeklinde olur. Tırnakta olursa orada da renk değişiklikleri olur tırnakta. Hem boşalma, kalınlaşma olur tırnakta. Hem de normal tırnak rengi bozulur. Daha böyle sarımtırak, bazılarında yeşilimtırak bir renk alır. Peki tedavisi kolay mıdır? Bu tekrarlanır mı tedavi görülse şimdi de? Şimdi tedavisi şöyle. Ciltteki mantar enfeksiyonlarının tedavisi 3-4 haftada tamamlanır. Evet. Bunlar düzelirler. Ama tırnaktakiler de inatçı olur. Tırnağı çünkü ilaçların etkilemesi de zor oluyor. Hem ağızdan hem sürme ilaç tedavisi yapmamıza rağmen bazen 6 aya kadar uzayabiliyor tedavi. Evet. Bir de hastalar sonrasında korunmazlarsa, yani bu işte hijyen şartlarına dikkat etmezler, kuru tutmazlarsa, ıslak bırakırlarsa olay tekrar eder tabii ki. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.